Teşekkür ederim de siz şimdi önde 10-15 kişi bunu söylüyorsunuz. Şu meydan bir söylesin bakayım Enver Yılmaz Ordu sensiz olmaz diye. Hadi başlayın. Evet, çok kıymetli grup başkan vekili Musavat Dervişoğlu ağabeyimiz. Değerli milletvekili arkadaşım, değerli il başkanım, ilçe başkanım. Çok kıymetli Fatsalı hemşehrilerim. Siz çağırdınız, ben geldim. Yaklaşık 5,5 yıldır aranızda yokum. Bu süre içinde hem kendimizi hem çevremizi hem de ilimize yönelik şöyle bir inzivaya çekildik. Baktık ki işler istediğimiz gibi gitmiyor. Fatsa'nın istediği gibi gitmiyor. Ordunun istediği gibi gitmiyor. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Bir yanlışlık varsa elinle düzelt, olmadı dilinle düzelt, olmadı buğz et ama son aşamayı ben de tercih etmem diyor. Ortada o kadar çok yanlışlık vardı ki kayıtsız kalamadık. Bu yanlışlıklara, bu usulsüzlüklere biz artık dur dememiz lazım dedik. Fatsa'ya güvendik, orduya güvendik, çıktık meydana. Yanınıza geldik, bize destek var mı ey Fatsa? Şöyle ya sesiniz çıksın, bizim de moralimiz yerine gelsin. Değerli hemşehrilerim, bu gördüğünüz meydan var ya, bu gördüğünüz meydanın mimarı benim ve önceki dönem belediye başkanımız Hüseyin kardeşimiz. O dönemki parayla tam 33 milyon TL, dolar bazlı hesap yaparsan yaklaşık 8,5 milyon dolar kamulaştırma parası vermek suretiyle bu meydandaki binaları şu kardeşiniz açtı, otoparkın altına da, meydanın altına da otoparkı koydu. Ne oldu biliyor musunuz? Ben gittim, buranın açılışını dahi yapamadılar. Korkuluklarını dahi yapamadılar. Hadi onu geçtim. Şurada 12 metrekare yerin kamulaştırmasını yapıp şu Fatsalıların hizmetine sunamadılar. Halbuki her şey para değil. Sevk, idare ve koordinasyon. O bizde var mı? Var çok şükür. Peki niye bu aşamaya geldi işler? Öyle olması gerekiyordu. Süreç bizi biraz İstanbul'a götürüp geri getirmesi gerekiyor idi. Hemşehrilerimizle gönül bağımız devam etmeliydi, perçinlenmeliydi. O gidiş gelişle birlikte o samimiyet, o duygu seli çok şükür ki arttı, hızlandı. Akçay'da ben yıllarca lider karşıladım, yıllarca miting yaptım. Bugünkü gibi coşkulu, Ünye'de bugünkü gibi coşkulu. Ben size sorayım, bu meydana, Fatsa'ya genel başkanlar geldi, liderler geldi. Biz geldik, bizim gelişimizi diğerlerinin gelişinden daha fazla yapmak suretiyle bizleri onurlandırdınız, gururlandırdınız. Allah razı olsun Fatsa sizden. Çok teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerim, değerli kardeşlerim. Tamam, tamam, çıkışta görüşeceğim seninle. Eyvallah.
Eyvallah, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Değerli kardeşlerim, Ünye'de söyledim, burada da söyleme ihtiyacı hissediyorum. Şu kardeşiniz ayrıldığında Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 180 milyon borcu var idi. Kasada da tam 66 milyon nakit parası vardı. Ne bir esnafa, ne bir bankaya, ne bir kuruma, kuruluşa tek kuruş borcu yoktu Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin. Ayrıldık. Gittik İstanbul'a. Geldiler buraya yeni yönetimler, ekipler. 180 milyon borç kaç lira oldu biliyor musunuz? 4 milyar, 4 katrilyon lira. Peki hiç kredisi olmayan Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin biliyor musunuz? Türkiye'deki bütün bankaların hepsinden kredi çektiler. 82'nin üzerinde kredi almak suretiyle şu anda Ordu Büyükşehir Belediyesi müflis, iflas etmiş, tefediye düşmüş bir belediye. Daha kötüsünü söyleyeyim, üzülerek söylüyorum. Günde 1 trilyon lira Ordu Büyükşehir Belediyesi faiz ödüyor. Günde 1 trilyon lira belediye faiz ödüyor. Biz bunları hak ediyoruz mu değerli kardeşlerim? Etmiyoruz. Bu hak etmediğimiz sisteme, düzene karşı 31 Mart tarihinde Fatsa başta olmak üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde desteğinizi sonuna kadar bize veriyor musunuz? Eyvallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ne yapacağız biliyor musunuz? Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geleceğiz buraya. Her hafta ben buraya geliyordum biliyor musunuz? Her hafta şurası benim seçim ofisimdi. Ben gittim hemen kapattılar. Fatsa'daki ofisimi hemen kapattılar. Sordum bir ilçe belediye başkanına. Dedim ki Büyükşehir Belediye Başkanı ne yapıyor? Geliyor mu size dedim. Başkanım dedi seçildiği gün geldi. 5 senedir hiç görmedim dedi. Ya biz her hafta buradaydık. Eve buradaydık. Gece buradaydık. Gündüz buradaydık. Düğünde buradaydık. Cenazede buradaydık. O yüzden bizim tarlada izimiz var ki Harman'da gözümüz, Harman'da sözümüz var. Değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, değerli hemşehrilerim. Bir süreç, bir yapı değiştirmek suretiyle buraya geldim. Benim fotoğraflarımı gören bir siyasi partiyi görüyor ve anlıyor. Fakat yaşadığımız takvimde, süreçte çok teferruata girmek istemiyorum. Ya biz siyaset yapıp orduyla kucaklaşmamız lazımdı ya da bir kırılma dökülme olacak idi. Daha fazla süreci uzatmama anlamında arkadaşlarımızın davetine, başta Rıdvan Bey, Musavat abi olmak üzere dedik ki evet biz orduda İyi Parti ile yürüyebiliriz. Niye İyi Parti? Bunu zamanla çok iyi anlayacaksınız. İyi Parti sağ bir parti, İyi Parti muhafazakar parti, İyi Parti milliyetçi bir parti. İyi Parti'nin bayrak hassasiyeti, vatan hassasiyeti, millet hassasiyeti şu anda iktidardaki partiyle aynı. O yüzden bir bayrak altında, İyi Parti'nin altında hep beraber buluştuk ve buraya geldik. Geçen hafta Musavat abiyle şehit cenazemiz var idi. Şehit cenazemize geldik, aileleriyle taziyelerde bulunduk. Daha önceki ittifak süreçlerini düşünün. Özellikle bir siyasi partiyle içli dışlı olmanın İyi Parti'ye getirmiş olduğu zararı da tahmin edebiliyorsunuz. İyi Parti'de Sayın Genel Başkan Meral Hanım da bu takvimi özellikle yerel seçimde tek ve hür girmek suretiyle bir sloganla başlattı. Ben bir ay önce dedim ki arkadaşlarımıza, Ankara'daki ve İstanbul'daki bu ayrılışlara bakmayın. Göreceksiniz İyi Parti 31 Mart seçimlerinde Türkiye'de adından en fazla söz ettiren siyasi parti olacak dedim. Yetmiyor. Meral Hanım'a da, Sayın Genel Başkanımıza da, Musavat abiye de söyledim. Gözünüz kulağınız Ordu'da olsun, Fatsa'da olsun. Akşam televizyonları açtığınızda Enver Yılmaz İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkanı diye size, Ordu'ya söz veriyorum, bunu söyleteceğim. Belki de Türkiye'deki ilk ve tek büyükşehir burası olacak. Şimdi Musavat abinin yanında bana söz veriyor musunuz değerli Fatsalı kardeşlerim? Dur, daha başlamadık. 31 Mart seçimlerinde hem Fatsa'da hem büyükşehirde sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Musavat abi var mı bir söz? Evet. Fatsalılar yalan söylemez. Fatsalılar yalan söylemez. Evet. Fatsalılar yalan söylemez. Ordulular yalan söylemez. Ünyeliler yalan söylemez. Çıktığımız bu güzel yolculukta değerli kardeşlerim, siz çağırdınız geldik. Bizi yalnız bırakmayın.
Bizi madara etmeyin. Etmeyeceğinizi adım gibi biliyorum. Bizimle sizin aranızda gönül bağımız var. Bu... Efendim? Tanıdım. Tamam, özel görüşeceğiz. Bekliyoruz, aşağıda özel görüşeceğiz. Son söz değerli kardeşlerim. Buraya teşrif eden bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu bir giriş konuşması. Ben burada daha çok miting yapacağım. Ben Fatsa'nın sanayisinden gireceğim. Bütün caddeleri alt üst edeceğim. Köyleri, mahalleleri sizlerle beraber gezeceğim. Allah izin verirse bu Fatsa'yı Hızır Yardımcın Ali Yoldaşın olsun. Başkanım canlar sizinle Fatsa ilçe Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ne manaya geldiğini en iyi idrak edenlerden biriyim. Çok sevindim, mutlu oldum. Sizlere gönülden teşekkür ediyorum Fatsalı kardeşlerim. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah 31 Mart'ta sandıklardan yeniden İYİ Parti'mizin yerel belediyesi buradan başlamış olsun. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal, sanki Mustafa Kemal bizim çocuklar. Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal, evladı Fatihan derler, adı Meral. Yalan oldu, talan oldu, canım ülkem harap oldu, umudunu kesme sakın, bak iyiler var. Yalan oldu, talan oldu, canım ülkem harap oldu, umudunu kesme sakın, bak iyiler var. Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal, sanki Mustafa Kemal bizim çocuklar. Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal, evladı Fatihan derler, adı Meral.